Bayanlar, baylar, sevgili dostlar, Lantern TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni serimiz Once Alive'a başlıyoruz arkadaşlar. Oyun zaten Türkçe, hem Türkçe dublajlı hem Türkçe bir şekilde çıkış yaptı oyun. Zaten Türk yapımı bir oyun. Cem adında biri tarafından yapılmış bir oyun arkadaşlar. Tek başına yapmış çocuk bu oyunu ve 3 yılda tamamlamış neredeyse. Anca çıkış yaptı oyun ve ilk oyunuymuş bu yaptığı. Hikayeli oyun olarak zaten yürüme simülatörü tarzında bir oyun, aynı zamanda macera aksiyon tarzında bir oyun ama çok detayını bilmiyorum, sadece hikayesi çok güzel geldi bu oyunun bana, çekmek istedim, o yüzden bir deneyimledim, bakalım nasıl olmuş, hep birlikte görelim sizlerin huzurunda. Yeni oyun deyip başlatıyorum fazla uzatmadan lafı. Bilinmezliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Evet, başlıyoruz bakalım. 16 yıl önce dünyanın kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Allah Dünya Allah. Üzerindeki en ölümcül ve bulaşıcı virüs insanlığın sonunu getirdi. Klasik Last of Us gibi. Bu kaosta insanlar önce panik oldu. Sonra etrafı yağmaladı ve şehirleri terk etmeye çalışırken öldüler. Bilim virüsün yıkım hızına yetişemedi. İletişim kısa süre içinde kesildi. Sağ kalan olduysa bile dünyanın geri kalanından bir haberdi. Virüs insanların canını almakla kalmadı. Hayvanları da agresifleştirdi. Tabii klasik hayvanları da. Bir tür kuduz gibi ama şey çok yapar. Daha gelişmiş. Onlara da bulaşır. Tüm bunları bu şekilde açıklayabiliyorum. Ne de olsa bilim insanı değilim. Böylelikle doğa hiç olmadığı kadar acımasız bir hale geldi. Uzun zaman sağ kalan biri olduğuna inanmadım. Yıllarca yaptığım geri dönüşü olmayan telsiz çağrılarından ve düzenli olarak yakın şehirlere bıraktığım yanıtsız mesajlardan sonra kardeşimle hayatta kalan son iki insan olduğumuzdan emindim. Ha, kardeşimiz varmış. Sadece ikimizin hayatta olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında herkesin öldüğünü düşünüyoruz. Kimseye ulaşamamışız çünkü. Hayatta kalanlara katılın diyor. Last of Us'ı hatırlatıyor vallahi oyun. Ah, bu yanımızdaki kardeşimiz herhalde. Şuraya bak, şehir bomboş. Sadece ikimiz varız yaşayan. Bakalım ne olacak. Dağlar güzel gözüküyor. Vay, hemen başlıyoruz. Cem Bora Yıldırım tarafından yaratıldı. Hadi bakalım. Evet sayın seyirciler. Dağlar güzel gözüküyor ama şey, bazı görseller geç yükleniyor. Bakıyorum da oyunda yani hatalar, eksik şeyler var hala. Tabi zaten tek başına yapılmış bir oyun, tek bir kişi tarafından, o yüzden ona rağmen yine gayet iyi gözüküyor zaten oyun. Yani bu kadar beklenirdi. Her neyse, mükemmel bir görüntüye sahip ama oyun. Evet. Zaten Unreal Engine motoruyla yapılmış, o yüzden optimizasyon. Genelde onda optimizasyon sıkıntısı olabiliyor. Bakalım. Yani göreceğiz. Her neyse şurada bir araç var. Ona bir bakacağım. Keşke arabalar hala çalışıyor olsaydı. Bu 5 günlük yolculuk sadece birkaç saat sürerdi. Vay arkadaş. Tren yolunda mıyız biz herhalde? Tren yolundayız. Ne biçim bir yerden başladık ya. Umalım da bu yer gerçek olsun. Şöyle fokuslayabiliyoruz. Tamam. Güzelmiş. Sigara migara bırakmış birileri ama burada. Birileri varmış belli. Bunu da böyle Half-Life gibi fırlatıp atabiliyorsun. Her neyse. Ne oluyor lan? Aha, tuzağa girdik. Tuzak koymuş biri. Ay eşşoğlu eşekler. Kim yaptı lan bu tuzağı?
Ben onun gelmişini geçmişini şimdi. Biri tuzak kurmuş özellikle resmen lan buraya. Vay anasını satayım. Bakalım neler varmış bir görelim. Bir şey çadırları üstten saldırmış. Allah Allah, hayvan saldırmıştır. Ne saldıracak başka? Karavana bak. Açamıyoruz mu ya? Tüh. Açabilseydik iyiydi. Neyse. Var mı başka bir şey diye bakıyorum ama yok gibi de duruyor. Yok olmamış. Bu eski bir olay ama. Şuradan çıkacağız herhalde. Dikkatli olmalıyım. Dikkatli, sıkıntı yok. Çadırdaki kan izleri bir hayvana ait olmalı. Hala dünyada başka insan kaldığına dair hiç umudum yok. Aynen, ben de öyle düşünüyorum zaten. Başka ne olacak ya? Abi not var galiba. Üstü çizilmiş. Kurtarılmaya değer biri var mı? Yazılmış. Gözcü mü? Gözcü varmış burada bir tane. Böyle gözetliyormuş yoldan geçeni demek ki de. Burada köprü ortadan yarılmış mı? Ne olmuş oraya ya? Galiba böyle bir şey olmuş herhalde orada. Neyse. Şu tarafa falan bir bakalım. Ne var ne yok. Görelim bir. Buradan bir yol sonunda var. Şelale nasıl akıyor? Bak ileride bir yapılar falan var gibi ha. Oralara gideceğiz. Güzel yansımış ama bak bu yansımalar falan güzel yapılmış gerçekten. Yani grafiksel anlamda güzel görünüyor gerçekten. Bir de Türkçe dublajlı olması ve Türk yapımı olması ayrı bir hava katmış oyuna. Evet, şöyle bir bakalım. Bakalım ne olacak. Bismillah. Arasahne girdi yine. Evet, orada bir yapı var. Kale gibi değişik bir şey görünüyor. Ne olacak bakalım. Hala inanamıyorum. Bizim gibi sağ kalan birileri var. Ve öylece dışarıdalar. Sanırım haklısın. Ne zaman çıkıyoruz? Bu gece. Mantıklı, evet. Gidip hazırlanayım ben. Önce iyice bir düşünelim. Orası buradan çok uzak. Oraya yürüyerek gitmemiz 5 ya da 6 gün sürebilir. Fark eder mi ki? Hayallerimiz gerçek oldu. Bak, bu yolculuk tek yön. Alacağımız erzaklar dönüşümüze yetmez. Eğer orası gerçek değilse... Erzağı yol üstünde bulabiliriz. Olmaz, şansa bırakamayız. Çoktan vazgeçmiş gibi konuşuyorsun. Sadece gerçekçi düşünüyorum. Sağ kalan birilerini bulmak uğruna onca mücadele verdik. Daha başlamadan vaz mı geçiyorsun yani? Etrafına bakar mısın? Hayatta kalmak için gereken her şey var. Ayrıca bunları inşa etmek için çok fazla uğraştık. Bir ihtimal uğruna tüm bunlardan vazgeçemeyiz Daniel. Dışarıdaki yaratıklardan bahsetmiyorum bile. Bunun uğruna ölmeyi tercih ederim. Daniel, mantıklı düşünmüyorsun. Babamız orada olabilir. Babamız yaşıyor olabilir mi? Yaptıklarından sonra ona nasıl hala baba diyebiliyorsun? Kapa şu konuyu artık. Biz babamızı bulmak için mi geldik buraya, ailemizi yani? En muhtemelen o anladığım kadarıyla öyle. Olmuştur. Sence neden hayatta kaldık? Yine mi bu konu? Virüse karşı bağışıklığımız olduğu için hayattayız. Tek açıklaması bağışıklığımız varmış. Allah Allah. Bu doğruysa babamız da bağışıklıdır. Ve bizim gibi hayatta kalmış olabilir. Last of Us'taki kız gibi. Bu yolculuk onda bağışıklığı var. Bir risk. Ve ayrıca bu yer gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Belki hepsi bir tuzaktır. İnsanlıktan ümidini bu kadar çabuk mu kesiyorsun? İnsanlık bizi daha önce de yüzüstü bıraktı. Cahilliği ve bencilliğiyle. Neden tekrar yapmasınlar? İnsanlar bencilce, aptalca davrandıklarında ne olduğunu gördüler. Ama eğer babam hayattaysa ne olursa olsun onu yüzüstü bırakmayacağım. O da diğer insanlar gibi öldü ve hak ettiğine kavuştu. Onun hakkında böyle konuşma. Eğer bu durumda onun yerinde annemiz olsa nasıl davranırdın, hiç düşündün mü? Annemi abuk sabuk kıyaslar için böyle konulara dahil etmeyi bırak. Sen haddini fena aşıyorsun. Sen zaten kararını vermişsin. Nefesimi neden harcıyorum ki? Evet, kardeşimiz aldı başını gitti. Şimdi onu arayacağız anasını satayım. Nereye gitti kim bilir. Hadi bakalım.
Buradan ne güzel gözüküyor. Manzaraya bak be. Tam foto çekmelik. Neyse devam ki. Hadi şöyle bir gidelim bakalım. Hala bu yerin gerçek olduğuna inanamıyorum. İnanamazsın tabii oğlum. Hadi bakalım. Ah, ne oldu? Yine arasahane girdi. Aha. Aa, geyik ölmüş. Hayır. Kargalar. Aa, kargalar yemiş. Koş. Saldırgan virüslü kargalar. Kaç oğlum kaç, canını seviyoruz lan kaç. Oo, virüslü kargalar peşimize düştü. Allah kahretsin, böyle şansım ben. Hayattaki şansım ya. Kaç oğlum kaç, şuraya doğru kaçalım. Şuraya saklanalım, şu eve. Çabuk çabuk, yardır 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 yardır. Fena yardırdık ha. Vallahi vallahi nasıl girmeye çalışıyor. Kargalara bak sen ya. Oo, kapıyı kıracaklar neredeyse. Nasıl gagalıyorlar. Eşşi oldu eşekler. Virüs yüzünden kargalar en kötüsü haline geldi. Eve bak nasıl yansımalar var. İmkansız. En iyi seçenek kaçmak. Şurada bir şey var. Ne diyor? Sırf genç olmadığımız için reddedildik. Şimdi geceyi burada geçirip tüm yolu geri gitmemiz gerekiyor. Yazmış biri. Kulübe notu. İşte bu gibi sebepler yüzünden dikkatli olmaya çalışıyordum. Keşke anlayabilseydim. Kardeşimiz bizi anlamıyor. Yalnız yaşın konuyla alakasını bağdaştıramadım. Hadi şuradan gideceğiz belli. Evin arka tarafından çıkıyoruz. Kargalar saldırdı önden diye. Allah'ım. Sanki yine görmeyecek kargalar bizi gelip. Hemen gitti mi kargalar? Vay arkadaş, gitmişler bile. Bu ne? Ha, bunu alacağız bir yere çıkacağız bununla. Ama buraları yüksek. Şu an şuralardan bir yerden çıkabiliriz gibi sanki. Ama burada da bir şey var. Dur bakalım bir ne varmış, görelim bir. Bunu, ha bak şöyle koyabiliriz lan bunu. Hah, vallahi oldu güzel. Güzel de oldu vallahi. Hah, bir de şunu şöyle çekeyim tekrar. İyicene şöyle koyabilirsek aşağı düşmeden, tamam. Şöyle yol yaptık kendimize nasıl da. Hah, yine arasahane girdi. Acaba herkes nerede? Harbiden herkes. Hava da bir garip, böyle bir yağmur yağacakmış gibi bulutlar, böyle kara bulutlar var. Güneş şuradan sadece böyle bir yansıyor. Enteresan bir hava tipi. Ne diyor? Kule gözlemleri. En son not dün yazılmış. Dün yazılmış. Pazartesi şu ana kadar önemli bir şey olmadı. Salı görünüşe göre virüs hayvanları gerçekten de çıldırtıyor. Akıllarını yitirmelerine neden oluyor. Bugün yaban domuzuna saldıran küçük bir tavşan gördüm. Tavşanın saldırısı bir saniye sürdü. Yaban domuzu için kolay akşam yemeği. Çarşamba yok bir şey. Perşembe bugün her şey sakin. Her zamankinden daha fazla. Dikkat çeken tek şey ormanın derinliklerindeki hasta kargaların sesleri. Bugünlerde sayıları arttı. Köye çok şık, çok sık uğramadıklarını hesaba katarsak muhtemelen ormanda yeterince leş buluyor olmalılar. Cuma'da da bir şey yazılmamış. Beni kargalar hakkında şimdi uyardığın için. Harbiden hocam ya. Kargalar bizi kovaladı bile. Şimdi yani karşılaşıyoruz böyle bir notla şeyle. Neyse devam edelim biz. Sindire sindire gidelim valla. Artık eminim. Yakın zamanda birileri buradaydı. Peki biriyle karşılaştığımda ne diyeceğim? Harbiden ben, ha. Sen şu ana kadar biriyle karşılaşmamışız ama. Ve köyünüze izinsiz girdiğim için özür dilerim. Sadece kardeşimi bulmak istiyordum. Böyle mi diyeyim? Beni ilk görüşte vurmasalar bari. Vallahi vurmazsalar iyidir de. Yani bunca zaman birini görmemişiz, yaşayan birini. Çocukken kölyerde koşan atları izlediğimi hatırlıyorum. O zaman hayvanlar çok zararsızdı. Tümünü istediğiniz gibi kullanıp şöyle gidelim bakalım. İlk şu eve girelim o zaman. Şu evle başlayalım girişe. Hadi bakın, bismillah. Birileri var mı diyeceğim de hiç yok gibi duruyor burada bile. Çamaşırlar falan asılmış kalmış, öyle bakıyorum. Birileri var da yıldan. Aa. Yanan bir ızgara mı? Yanıyor. Burada ne pişiriyorlardı? Sebze mi? Yok. Öyle kalmış bir lan. Şaka olma. Sucuk gibi duruyor ama neyse. Neymiş? 01 oğlu daire burası. Evde kimse var mı? Kapı aralık kalmış. Hiç kimse var gibi durmuyor yani açıkçası. Kapı kapalı olurdu o zaman. Kilitli olurdu ya da bir şey olurdu. Bakayım. Çalışmıyor. Elektrik tek. Allah kahretsin sizi. Şurası açık. Şuraya bir bakayım ben şöyle. Neler var ne yok. Alınabilecek bir şeyler de yok gibi duruyor. Burada bir şey var. Yeni gelenlerin günlüğü. Birinci gün. Bugün bu köyde ilk günümüz. Şimdiye kadarki en yeni gelenleriz. Bunca yıldan sonra başka bir insanı görebileceğimizi hiç düşünmemiştik. Meğer burada yaşayan küçük bir topluluk varmış. Kasaba halkıyla ilk kez tanışacağımız için çok heyecanlıydık. Gerçi zamanı geldiğinde büyük bir fedakarlık
yapmak karşılığında onların sunduklarından yararlanmak için garip bir sözleşme imzaladık. Yapılması gerekeni yapacağız. İkinci gün en son ne zaman et yediğimizi hatırlamıyorum. 16 yıl önce miydi? O sonunda tekrar tadabilmek ne büyük bir lütuf. Artık tekrar et yiyebildiğimize göre ayaklarımızın üzerinde durabiliriz ve Alice hızla iyileşebilir. Üçüncü gün yıllardır bu kadar canlı uyandığımı hatırlamıyorum. Artık gözü açık uyumak yok. Duvarın ötesindeki bu çılgın hayvanlar artık bizi rahatsız edemez. Alice de dün gece kütük gibi uyurken gördüm. Sevgili Alice sonunda her zaman aradığı huzurlu buldu. Huzuru bulmuş. Dördüncü gün bugün bize sıradan işler verildi. Herkesin yapabileceği türden işler. Güvenle çalıştığımız o günleri özlediğimizi söyleyebilirim. Kaçmaya saklanmaya gerek kalmadan ne zamandır bu tür işlerin hayalini kuruyorduk. Ama bu da pandemi öncesi çalışma düzenimize dönmek demek. Artık bu çalışma hızına alışmamız gerekecek. Yedinci gün son üç gün çok yorucu geçtiği için yazmayı fırsat bulamadım. Burada çalışmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Yine de dışarı da hayatta kalmak için savaşmaktan iyidir. Görünüşe göre onların sunduklarını kazanmak durumunda kalacağız. Demiş, et mi bu yiyebiliyorlar? Kitabı aldık şu an. Enfekte olmamış bir hayvan nereden buldular? Bu mümkün değil ki. Ya da buralarda var mı bir şeyler? Hayvanları mı yiyorlar? Ekmek hiçbir kalmış orada. Hiçbir anlamlı gelmiyor. Burada ne var? Ne hocam bu? Cumaları söyleyişe katılın, köy sınırları dışına çıkmayın, zamanı geldiğinde kurtuluş gününü cesaretle kucaklayın, doktorun yaşı hakkında tek kelime etmeyin. Bu köyün kuralları bu. Vay arkadaş. Kurallara bak sen ya. Selamın ello diyeceğim ama kimse yok tabi. Var mı burada alınabilecek bir şey? Yok, çanta bırakmış. Kadın çantası gibi la. Neyse. Devam ke. Tamam, bu evde bir bok yokmuş. Diğer evlere devam edelim. Bakalım. Akmaya devam ke. Dademiz ağırdan geçtik. Şöyle gidelim bakalım. Çok sessiz, sakin, terk edilmiş bir köy yani. Bir rüyanın içinde yaşıyorlar. Birbirlerine yardım ettikleri, uyum içinde yaşadıkları bir topluluk. Şöyle mekanda bakalım bir. Görmüyor. Bir grup arkadaş. Selamın hello. Aynı zamanda güvenli. Bir açayım bakayım bir. Kimse var mı diyeceğim ama burada da kimse yok gibi. Şöyle bakayım etrafa bir. Alınabilecek bir şey durmuyor. Şuradan başlayacağım. Açılıyor mu? Yok. Kilitli. Burası açılıyor mu? Burada kilitli. Yine aynı kurallar yazıyor burada da. Her evde var demek ki bu kurallar. Aa. Kurtuluş günümüze yalnızca takvim var orada. Bu kadar az kalması ne büyük bir sevinç. Bu gece artık işe yaramayan vücudumun doğaya tekrar can vereceği düşüncesiyle uykuya dalacağım. Nasıl bir söz lan? Çok huzurluyum. Bugün rahip beni yalnız bırakmamak için kurtuluş gününü 2 yıl önceye çekmenin büyük bir fedakarlık olduğunu söyledi. Böylesine büyük bir fedakarlık Tanrı katında karşılıksız kalmaz. Bak sen. İkinci baharda bekleniyoruz. Bunlar ölmeye mi hazırlanıyormuş, ne olmuş ya? 7 Ekim onların kurtuluş günü olarak işaretlenmiş. 7 Ekim'de mi öldüler? Ne oldu acaba bunlar? Bu evin sahipleri. Neyse, devam edelim. Burada da bir bok yok gibi. Çamaşırları falan kalmış. Hep sanki evde birileri varmış gibi. Usta elektrik şeyi falan var. Şu kapıyı açasaydık ya bir. Aa, burada da şey çıktı. Önceden burada birileri gelmiş, durmuş, konuşmuş. Lafı olmaz. Lütfen bu tarafa gelin. Adınızı öğrenmende bir sakınca var mı? Gerçek bir insanla konuştuğuma inanamıyorum. Adams. Henry Adams. Sizi temin ederim ki biz gerçeğiz ve buradayız Bay Adams. Uzun bir yol geldiğinize inanıyorum. Açlıktan ölüyor olmalısınız. Evet. Evet. Güzel. Bugün lezzetli bir menümüz var. Fakat önce şuna bir göz atmanız gerekiyor. İşte size vaat ettiğimiz şeyler ve karşılığında talep ettiklerimiz. Anlarsanız ya, burada her şeyi düzenli tutmak istiyoruz. Bu yüzden toplumumuza katılmak isteyen herkesle bir sözleşme yaparız. Lütfen. Hmm, sözleşme yapıyorlar. Zamanı bir karar verin. O nasıl bir düşünme şekli lan? Evet. Onaylıyorum. Bu maddenin ne anlama geldiğinin farkında mısınız? Evet. Ve buna rağmen onaylıyorsunuz. Evet. Güzel. Maddede ne yazıyormuş ki? Öyleyse sizi köyümüze buyur etmekten mutluluk duyarım. Houseville. Lütfen
kendinizi evinizde gibi hissedin. Vallahi ben bundan hiçbir bok anlamadım ya hocam. Evet, sıradaki evrede ama ki basketbol şey var, potası var buranın da. 3 numaralı daire. Diye bakalım. Selamın hello. Bunlarda bir şey varmış lan. Vakit geldi. Şafaklı tarlada bizimle buluş. Raymond evet, yazmış. Bu isimden nefret ediyorum. Babamızı hatırlattı lan bize. Bana babamı hatırlatıyor. Notu. Burası banyo, tuvalet. Bir bok yok zaten orada. Tertemiz duruyor. Ah, burada da bir şey var. Lucas, ekmek pişmiş mi? Fırını kontrol edeyim. Şöyle bir bakıyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ne oldu Lucas? İyi misin oğlum? Ne olmuş lan? İyiyim. Sadece biraz elimi yaktı. Lan küçük çocuk neler yapıyor? Ben yoruldum abi. Şimdi biraz oyun oynayabilir miyim? Biraz daha iş var Lucas. Çocuklar yeter. Benim için endişelenmenize gerek yok. Hayır anne. Dinlenmen gerekiyor. Oh, İki tane çocukları var. Sizi yalnız bırakmak istemiyorum. Tanrım bana bir yol göster. Vay arkadaş, yukarısına bakalım ne varmış buralarda. Ütüye bak. Kurtarın beni. Burada oyuncaklarıyla oynuyormuş. Eğleniyor musun kız? Çocuğa bak. Öldü. Annem uyurken mutfağa gelip yemek yapmama yardım eder misin? Evlerde yaşanan şeyler işte şu an canlandırıyoruz. Bilmiyorum. Sana söylemiştim. Annemin fazla zamanı kalmadı. Neredeyse 57 yaşında. Onu mutlu etmemiz gerek. Unuttun mu? Annem sanki biz de o andaymışız da yaşamışız sanki bunları gibi böyle hatırlıyormuşuz gibi böyle. Bir şey olmuş yani. Için ona yardım etmek. Tamam, şimdi mutfağa gideceğim abi. Sağ ol kız. Vay be, çocuğun odası burası ha. Aa, iki tane yatak var. Vay be, çocuğun odasına bak, güzelmiş. Baktığın zaman burası neresi anasını satayım, nereye geldik lan böyle? Acayip acayip yerler hocam. Ana, mezarlık mı bura? Vay be, mezarlığı iyi yapmış ha. Kim la bu? Notaka mı? Yasni Notaka falan. İsimlere bak. Aa, Grace Cooper ha bak. Bir evin, bunun evine bakmıştık, onu hatırladım bak. Brandon Cooper falan. Karı koca ölmüşler işte. Mezarlıklarını da buraya atmışlar. Vay be. Burada ne var bakayım bir. Yüksek voltaj. Oo. Elektrik varsa tabi. Ama yok gibi duruyor. Elektrik de yok gibi sanki burada. Şuradan bir bakalım. Oo. Aa. Buralarda da yapılar var. Daha oraya ineceğiz bak aşağıya doğru. Oralara gideceğiz daha. Şuraya bir bakalım. Hah, burası kilitliymiş. Klasik. Ön kapı zaten açılsa şaşacağım. Aha, burada bir şey var. Not var yine. Ne diyor? İkinci bahar. Haftalık toplantımızdan sonra Peder Monroe ile konuştum ve ondan ikinci bahar hakkında biraz daha bilgilendirmesini rica ettim. Her zaman olduğu gibi nazikçe lütfetti. Ve Tanrım, kaç kere anlatıldığını duyarsam duyayım her defasında çok heyecan verici. Ama bütün dileklerimin bahşedilmesi ve tüm rahatsızlıklardan güvende olmamdan daha bile fazla. Beni gerçekten gerçekten sabırsızlandıran şey sevdiceğim ile sonunda yeniden buluşacak olmam. George'umla o yeşil çayırların üstünde o sakin esintinin içinde selamlamak için beni bekliyor. Her zaman gibi yakışıklılığı üstünde. Of, iltifat etmiş. Özlemim o ikinci bahara gittiğinden beri hiç azalmadı. Oraya gittiğini biliyorum. Çünkü o bu dünya için zaten çok mükemmeldi. Tanrı onu bizim şu anda katlandığımız acılardan esirgedi. Ya da belki şöyle demeliyim. Bu arafta terk edilenler, çünkü günahlarımız ve sevaplarımız eşitti. Ve bize ikinci bir şansı zamanımız dolmadan önce teraziyi bir tarafa eğmek için son bir fırsat verildi. Ve şimdi bunca zamandan sonra ona Tanrımı ve komünümü tatmin etmek için nasıl tövbe ettiğimi ve ne kadar özverili çalıştığımı söylemek için sabırsızlanıyorum. Sonunda ikinci bahar hak ettiğimi hissediyorum. Onun güldüğünü duymak ve ona bir kez daha sarılmak. Sonsuza dek. Yazmış. Vay be. Ah, buradan gireceğiz herhalde. Selamın hello. Kiliseye geldik lan. Kiliseymiş burası. Duyduğunuz üzere sevgili cemaatim. Tanrı'nın o peder konuşuyor. Mükemmel bir şekilde örtüşüyor. İşte. Tam şöyle dinleyelim bakalım. Kurtuluş günü gelince fedakarlığımızı gururla yapacağız. Hem dost ve ailelerimize yük olmamak,
Hem de kurtuluş gününde olanı anlatıyor herhalde. Bugünlük bu kadar. Tanrı fedakarlıklarınızı kutsasın. Peder, bir sorumuz var. Doktorun kurtuluş kızın adı Alex mi lan? Erkek ismi normalde kız ismi olarak kullanmış. Ama bugün 59 yaşına giriyor. Kurtuluş günü şimdi 2 yıl ertelenmiş oldu. Ve beni bağışlayın ama bunun adil olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda aranızda dönen dedikoduları işitiyorum. Sevgili çocuklar, yüreğinize kıskançlık tohumları ekmeyin. Kurduğumuz sistemin Doktor Selin olmadan sürdürülemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Bu da onun çalışmalarının hayatta kalmamız için önemli olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bu tür düşünceler doktorumuza da zarar veriyor. Parlak bir gelecek için onun önemli çalışmalarına devam etmesi çok elzem. Eve döndüğünüzde posterlerinize artık 4. bir kural ekleyin. Doktorun yaşı hakkında konuşmak yok. Yeni kural. Kurallara uyun. Bunları ihlal edenlerin... Oğlum o nasıl bir kural lan? Doktorun yaşı hakkında konuşmak yok diye kural mı yapılır? Başka sorunuz yoksa gününüze devam edebilirsiniz. Lütfen kendinize iyi bakın sevgili aile. Enteresan kuralları var anasını satayım. Neyse. Bakayım burada bir şey yazıyor mu? Aa, vallahi yazmışlar yeni kuralı buraya. Eklemiş. Zaten önceden hazırlamış bile adam. O kadar. Şey. Buradan gideceğiz. Yalnız deniz güzel gözüküyor buradan ha, manzaraya bak. Aslında bir gerilim olsaydı, bir aksiyon falan bir şey olsaydı daha güzel olabilirmiş oyun. Kutsal tapınak hayatın komününe yük olmamalı. Kutsal yazılarda okuduğum bu sözler durmadan kafamda çınlıyor. Tam olarak bu olduğumu düşünmeden edemiyorum. Bir yük. Kısırım komünüme katkıda bulunabilecek çocuklar doğuramayacağım. Dahası üretebildiğimden çok daha fazlasını tükettiğimi düşünüyorum. Elimden geleni yapıp çok çalışıyorum. Her şeye gönüllü oluyorum. Yine de yeterli olmadığımı hissediyorum. İnsanların katkısı benden çok daha fazla. Günlerce kafa yorduktan sonra kurtuluş gününü beklememen gerektiğinde karar kıldım. Geriye kalan herkesin iyiliği için kendimi kurban edeceğim. Açgözlü veya israfkar olmayacağım. Ana intihar mı etmiş? Yarın bu haftaki vaazden sonra tapınakta babam bana 18. doğum günümde verdiği bıçakla kanım ilahi tapınağımızdan akan kutsanmış suya dökülecek. Köyümüze hayat veren şifalı su bana da ikinci bağrımı verecek. Ve var olma sebebimiz olan o benzersiz sayfaları keşfettiğimiz kutsal tapınağımız herkese benim dindarlığımı hatırlatacak. Ezelden beri dönen o yorulmaz değirmen benim fedakarlığımın yankılarıyla sonsuza dek dönmeye devam edecek. Umarım bu kararın hem benim hem de sizin yararınıza olduğunu anlarsınız. Benim biricik komünüm. Bu ikinci bağrıda yaratıcımın kucağında yeniden doğabilmek için yapabileceğim en doğru şey. Sizin varoluşunuzu riske atamam. Elveda. Esme yazmış. Adı da Esme. Bu aralar Esme adını çok duyuyorum ya dizilerde falan. Evet. Sanırım güç. Ah, güç lazım. Hadi bakayım. Başlayacağım gücünüze ya hocam. Güç olsa şaşacağım zaten. Dur lan, burada bir şey yok mu başka peki? Aa, bu ne? Aa, civata kesici buldum. Bunu bir yerde kullanacağım o zaman ben. Şurada herhalde. Kullanacağız gibi duruyor. Bakayım bir şöyle. Trafo. Elektriği bir kontrol etsem iyi olacak. Ha, buradan keseceğiz civata kesiciyle. Dur, yapamadık ha. Vay, nasıl kestik, yol açtık bak. Böyle çiti aşarlar hocam. Evet, şuraya bir bakalım. Selamın hello. Oo, nasıl bir yere girdik lan? Elektrik için her şeye sahip görünüyor. Bu ne? Bant bulduk. Heh, elektriğin şeyi burada. Görünüşe aa, kablo elektriği gitmiş. Elektriği kasıtlı olarak kesmiş. Kim kestiyse artık vay eşşi o eşi. Bantla şey hallettik yani. Ama. Şimdi de açabiliriz. Oh, elektriği getirdik. Oh, ama şöyle dünya oluyor. Varmış ya, elektrik gelsin. Valla elektrik geldi ancak akşam da oluyor zaten. Hava çok kararık. Şimdi biz öbür tarafa herhalde buradan geçeceğiz. Öyle görünüyor. Enteresan yapmışlar burayı tabii. Doğru. Şu kurallar. Neydi ki onlar? Bu kuralları sayacağız. Ha, kuralları say yazıyormuş orada. Şifre tarzında biraz yapmışlar öyle. Kuralları saymak o da. Kurtuluş gününü cesaretle kucaklayın. Doktorun yaşı hakkında tek kelime etmeyin. Olacak mı? Vallahi oldu la. Vay be. Böyle bir sistem ilk defa görüyorum bir oyunda yalnız.
Böyle bir yer için oldukça ileri bir teknoloji. Evet, bu tarafa geldik. Buraya konumlanma amacının basit. Şimdiki ilk şu evle başlayalım bakalım. Ne varmış ne yokmuş görelim. Evlerin de bir küçük bahçeleri var hep ha. Güzel yapılmış, tam köy havası. 5 numaralı daireye girdik bakalım. Selamın hello, bu neymiş? Vakit geldi, şafaklı tarlada bizim. Yine aynı not. Burada kimsenin olmamasının nedeni sen misin Raymond? Yine aynı nottan bulduk. Bu Raymond neymiş ya? Neden bazı evlere gönderiliyor da hepsine gönderilmiyor? Ama her şey mühendisin de... notunu bulduk. Meclisin istediği su pompasını modellemesini tamamlamak için bugün sabah 5'te uyandım. Karın tokluğu için durmadan çalışıyorum. Çok çalışıyorum ama çok az dinleniyorum. Binaların çoğunu restore etmeme rağmen yönetimden veya köylülerden herhangi bir takdir belirtisi görmedim. Konsey herkese eşit görüyor. Yanılıyorlar. Daha fazlasını hak ettiğimi düşünme eğilimindeyim. Sonuçta tüm bu binaları yeniden inşa eden tek kişi benim. Ve karşılığında ne alıyorum? Küçücük bir oda. Biraz sebze ve zar zor yetecek kadar et. Ben olmasaydım burayı yeniden inşa etmeye hayal bile edemezlerdi. Vay demek, be. Adam emek, çalışmış burada mühendis. Değişen bir şey yok. Burada açılmıyor. Tamam. Oo, gitar buldum. Gitar da iyiymiş yapılmış. Keşke ha. Gitara bak. Ama üzgünüm. Bulmam gereken bir kardeşim. Burada bir bok yok. Tamam. Burada ne varmış bakalım bir. Hah. Bir şey buldum. Acilinden bir cam kutu gerekiyormuş bize. Allah Allah. Ne alaka ya? Niye acaba? Cam kutu mu bulacağım şimdi ben ya? Bir de şu eve bakalım. Selamın hello. Evin tüm panjurları kapatılmış. Bu evin mi? 6 numaralı daireye geldik bakalım. Sırayla gidiyoruz. Bu kitaplık buraya ait değil gibi. Harbiden. Tam kapının şeyine koymuşlar. Gizli bir oda yaratmışlar herhalde oraya. Kendilerince yukarısı da var evin. Dur şurayı bir açmakla başlayalım o zaman. Tam gizli geçe... Ooo! Bu evin sahibi kimseyi artık... İyi sistem kurmuş, baksana evin gizli tarafına, bölümüne. Bu ne? Aa, anahtar diyor. Bize sanırım bir anahtar gerekecek galiba. Anahtar diye çıktı ama. Burada kilitli, tamam. Bir de evin yukarısına bakalım hemen. Evet, şurayı açacağız. Aç bakalım. Buradaki her yer sırlarla dolu. Ah, bir not var. 21 Ekim 2039 yılında. Norman. Köylüler garip davranıyor. Bir şeyler ters gidiyor. Bunu iliklerimde hissedebiliyorum. İnsanlara daha yakın olmaya çalışıp öğrenebileceğiniz her şeyi öğren. Arkamdan konuşan herkesi bilmek istiyorum. Ayrıca en çok da Doktor ve Raymond'a göz kulak olun. Bir şeylerin peşinde olabilirler. Direktör merkez ofisi, idari ofisten ekstra etini almayı unutma. Etini mi? Görünüşe göre onu köylüleri gözetlemesi için kullanıyorlar. Umalım da köylüler bunun farkında olsun. Burası açılmıyor. Tamam. Burada böyleymiş. Gizli oda. Güzel yapılmış. Burada işimiz bitti bu evde de. Tamamdır. Şöyle gidelim bakalım. Şimdi bir tek şu ev kaldı. Işıkları da yanıyor evin. Özellikle bir tek bunun. Nedense. Bakalım bir. Birileri var mı acaba bu evde? Işıklar falan yanıyor gibi. 7 numaralı daire, hadi bismillah. Ne oldu? Hayda. Bir tek bu dairenin kapı kilitli nedense. Ne varsa artık burada. Anasını satayım. Ne diyor orada? Tarla. Aa, tarlaya buradan gideceğiz. Bak, tarlaya gidin falan gibi bir not görmüştük ya. Allah Allah. Burada ne varmış ya? Oy anam, çiçeklere bak. Zindana gelmiş gibi hissettim. Vay canına. Vay anasını satayım. Hepiniz hoş geldiniz. Aha. Bugün Feder burada da konuşmuş. Cooper çiftinin kurtuluş gününe tanıklık etmek için burada toplan. Belirtmek isterim ki Bay Cooper bu önemli günde. Karısı Bayan Cooper'ı yalnız bırakmamak için kurtuluş gününü 2 yıl geriye çekmiş. Fedakarlıkları için teşekkür ediyor ve onları ikinci baharlarına uğurluyor. Bay ve Bayan. Hatırlatmak isterim ki acı çekmemenizle fedakarlığınızın kabul olması için... Ha, Bay ve Bayan Cooper burada intihar etmişler. Meğersem buradaymış öldüğü yerler. Normalde. Sonra gömmüşler. Şimdi anlaşıldı. Öldüğü yerleri falan görmüş olduk. Burasıymış. Aha,
Bakalım nasıl intihar edecek bakalım bir. Vay be, ölürken bile aşk yaşıyorlar ha. Oo, nasıl öldürdüler lan? Aga be. Bedenleri derhal çıkan odasına götür. Bağışıklık sıvısı donmadan enjeksiyon işlemi başlar. Enjeksiyon işlemi mi? Sevinç gözyaşlarını tutamadı. Şahit olduğunuz için teşekkürler. Hadi herkes işinin başına. Vay anasını satayım. Neler yapmışlar ya. Dur bakalım buradan yukarı çıkacağız merdivenden. Yüzeye doğru. Karşıya mı geçtik biz şimdi? Herhalde karşıya geçtik ya. Böyle yol mu yapmışlar karşıya geçmek için? Allah'ım yarabbim. Adam akıllı köprü yapmamışlar. Evet karşısına geçtik vallahi. Nereden geçtik ya? Şimdi buradaki evlere bakacağız bir de. Ha, bir tane ev varmış zaten ama orası farklı bir şey, bir yer. Selamun ello. Kimse var mı diyeceğim de yok zaten. 8 numaralı daire burası da. Kapı zaten açık kalmış. Oo ayakkabıya bak. Neyse devam ki. Kimse de yok tabi. O kim konuşuyor lan? Bakayım şöyle de. Bayan Kelly'nin günlüğünü bulduk. Sevgili günlük, son birkaç gün benim için harikaydı. Norman'la yakınlaştık. Diğer insanlarla da olduğu gibi benimle de her zaman arası iyiydi. Ama son zamanlarda onun benden hoşlandığına neredeyse kendimi inandıracağım. Onunlayken ben de aynı şekilde hissetmiş olmalıyım ki geri dönüşü olmayan bir şey yaptım. İyi ya da kötü bir karar olduğundan emin değilim ama ona durumumdan bahsettim. Şaşırdığını söyleyebilirim ama bana tek kelime etmedi. Sadece konuyu değiştirdi. Onu rahatsız ettiğim için kendime kızıyorum. Ama aynı zamanda sonunda biriyle paylaşabildiğim için mutluyum. Bunu çok uzun zamandır bir sır olarak tutuyorum. Norman'la tekrar buluşup konuşmak için sabırsızlanıyorum. Umarım o da aynı şekilde hissediyordur. Vay be. Arka karşısı kapısı açılmıyor. Tamam. Burada ne varmış? Tuvalet. Bir şey yok zaten. Buralarda da bir bok yok. Tamam. Klasik ev işte. Buradan da bir şey çıkmadı. Belki çıkar dedik ama yok. Ne yazık ki. Bir de şu tarafa bir bakalım. Ne var ne yok. Bu merdiven düzeliyor mu hocam? Oradan çünkü bir yol var gibi. Yok. Kaldıramıyoruz nedense. Bence alabilmeliydik o merdiveni. Burada bir şey var. Ne diyor? Direktör güvenliği artırmamızı buyurdu. O yüzden şifreyi değiştirdim. Nöbetim bittiğinde uyuyordum. Haber veremedim. Elbette bir kez daha uyuyakaldığın için cezalandırmayı hak ediyorsun. Bu yüzden bilmecemi çözmen gerekecek. Ağaçlarda bulacağın kod bu kapının doğusu. İşte doğru yol. Uzaklara bakma fazla arama. Soldan sağa hepsi görüş açında. Bulmacaya bak arkadaş. Buraya da şifreyi yazacağız. Tamam. Ağaçların şeyindeymiş. Tamam. Şifre belli. Ha, bak buradan gözüküyor şifrenin olduk. Bariz. Kolay olacak yani. 5 numara. O. 7 numara bu. 9 o. 5900. Yok. 5797 o zaman şifre. Evet. 5797. Hemen şuraya girelim abi. 5000. Ah yanlış oldu. Reset at. 5797. Enter. Vallahi çözdük. Çok basit şifreydi. Çok basitti vallahi. Aha burası sorgu odası mıymış? Ya da işkence odası. Dur bakayım notta ne diyor. Direktörden bir emir. Çilek tohumu stoklarımız azalıyor. Doktorun da çileğe olan düşkünlüğünü biliyorsunuzdur. Bu yüzden bundan böyle her bir çilek doktor için yetiştirilecek ve sadece onun evine gönderilecek. Bu düzenlemeden ne doktorun ne de köylerin haberi olsun. Eğer biri bunu sorarsa geri kalanının kişisel kullanımın için ayrıldığını ona bildirin. Ve herhangi bir suçlamayı bana affedin. Atfedin. Tek endişem onun ruh halinin daha fazla kötüleşmesini önlemek. Ayrıca çilekleri saklamak için camdan yapılmış güvenli bir şekilde kilitlenmiş bir fanusa ihtiyacımız var. Şu anda bizim için her şeyden daha değerliler. Aa, acaba kilitli çilekler. Fanusun içinde bulabiliriz belki o şeylere. Büyük ihtimalle bir yerde göreceğiz onları. Daha sonra. Oo, burada da şimdi önceden yaşanmış olay anlatılıyor. Kurtuluş gününüzü kaçırdınız. Dündü. Nasıl olur? Ana bu herif özellikle burada tutmuşlar. Ha, biz tanrı değiliz.
Katil de değiliz. Bayan. Katil değillermiş bak sen. Bağışıklık sıvına ihtiyacımız var. Ve onu alacağız. Tam katil olmasanız da katil sayılırsınız yine de. Genellikle olan budur. Belki de yaşamınıza gönüllü olarak son vermeliydiniz. En azından sizin için çok daha acısız olurdu. Fakat şimdi Bay Adams, hayal edemeyeceğiniz kadar çok acı çekeceksiniz. Ve bu sizin... Buna da böyle ceza vermişler. Ben bilmiyordum. Yazıklı adama. Belki de kontratınızı daha ciddiye almalıydınız. Bilirsiniz bizde her şey kitabına göre. Ha, bu kapının önünde gördüğümüz herif galiba. Sen tarafından imzalandı. Buraya geldiğin gün. Hatırladın mı? Kontrata uymadı diye adama yaptıklarına bak. İmzalamak zorundaydım. Bu da topluluğumuza katılmanız ve kaynaklarımızdan faydalanmanız... Sırf virüsten kaçmak için demedi. Buraya sığmış ama onu, burada da belasını görmüş yani. Siz çok fazlasını istiyorsunuz. Arkadaşlarınız, aileniz, elektriğiniz, sıcak evleriniz var. Dışarıdaki ısırganlar hakkında endişelenmenize gerek yok. Devam etmemi ister misiniz? Normal bir hayat yaşayabileceğiniz tek yer burası. Bay Adams. Ve bunu hak edemezsiniz. Bu dünyada değil. Burada değil. Kasap, çıkarma işlemine başla. İşkence mi etmişler be? Vay anasını satayım be. Yazıklı adama. Neyse. Bakayım şöyle başka ne var. Aa, yukarı çıkacağız. Bir de şuradan geçeceğiz. Hadi bakalım. Çok heyecanlı la. Bakalım burada neler varmış görelim bir. Bütün evlere bakmış olduk. Köydeki. Şimdi burası da böyle kale gibi durmuş. Bakalım bir. Nasılmış. Ne diyor? Vallahi tam yazı böyle anlaşılmıyor da neyse güvenlik galiba burası. Evet güvenlik odasına geldik. Ah bir not yine. Günlük raporlamalar. 16 Ekim 2039 yılında öğleden sonraydı. Bay Adams'tan alınan bağışıklık sıvısı laboratuvara ulaştı. Doktor Selin vakit kaybetmeden sıvı üzerinde çalışmaya başladı. Santrifüj işleminden sonra saf bağışıklık sıvısını kullanıma hazırladı. 17 Ekim'de doğadan yakaladığımız ısırgan köpeklerin ikisi de kafeslerde tutmaya ameliyata hazır hale getiriliyordu. Mutlak bağışıklık sıvısını aldıktan sonra Doktor Selin ısırgan iki köpeğe sıvıyı enjekte ederek iyileşme sürecini başlatmış. 18 Ekim'de Şafak'ta laboratuvara gittiğinde dönüşüm süreçleri başlayan köpekleri muayene ettikten sonra iyileşme değerlerinin normal göründüğünü söylemiş. Her şey planlandığı gibi giderse köye iki köpek kazandırılacak gibi görünüyormuş. Allah Allah. İşler başarılı gibi gitmiş sanki. Ne diyor? Jason, Mike, Anthony. Doktorun izleme saatleri mi? Onları. Buradan izlemiş hep ha. Bu hiç doktor. De sıradan bir ev değil. Harbiden ha. Kameraları falan yerleştirmişler. Selamın. Hello. Burası da bahçe tarafı. Emniciye getirdi biraz da aklıma ya. Tam böyle emniciye havası da var. Şöyle hızlı gidelim. Dur belki burası açılır. Atlamayalım. Kilit belli. O zaman sondaki kapı olacak. Selamın Ello. Nerelere geldim lan ben böyle? Aa burada da bir not var. Hostville sözleşme. Aa sözleşmeyi bulduk. Her köylü cuma günü yapılan söyleşiye katılmalıymış. Yetkilerin izni olmadan köy sınırlarından ayrılmak yasakmış. 57 yaşına gelen her köylü kalan köylere daha iyi bir gelecek bırakmak için kendini feda etmelidir. Abi bu nasıl bir kural Allah aşkına ya. Köyün kaynaklarından yararlanmak isteyenler yukarıdaki kurallara uymak zorundadır. Okuduğum ve anladığım yukarıdaki kurallara aykırı davranıldığı takdirde yetkililer tarafından verilecek her türlü cezayı kabul ediyorum demiş. Bunu imzaladığı için o Bay Adams da ceza aldı işte. Kadar çaresizmiş. Uymadığı için sonra da kurallara. Her şey koca bir saçmalıktan ibaret olsa da parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Neden? Neden tam olarak 57? Hayır lan 57 neden yani? Değil mi? Sorgular insan bunu. Şöyle gidelim bakalım. Hı, ara sahne girdi yine.
Ne oluyor hocam? Kaç yaşında? Aman Tanrım. Bugün 57 yaşında. Babamızın bugün doğum günüymüş tam da. Nefesten vereyim. Vay arkadaş. Havaya bak. O zaman herkese davet gönderen Raymond sen misin? Raymond mıymış yani bu davetleri gönderen? Bu isim de bu yaş da tesadüften ibaret olabilir. Muhtemelen babam pandeminin ilk günlerinde öldü. Allah Allah. Hayırlısı. Bakalım ne var. 7 numaralı evin anahtarını buradan bulduk. Tamamdır, güzel. Oh be, sonunda anahtarı bulduk. Ara sahne girdi, dur. Ara sahne diyorum şey. Bir hafta içinde ikinci kez. Direktör konuşmuş şey burada da. Hepiniz. Efendim. Elektrik kesilmiş ha. Ama onu evinde bulamadık. O halde hangi cehennemde? Mühendis kaçmış efendim, mı? Casusumuz Norman sizi görmeye geldi. Acil olduğunu söylüyor. İçeri al. Efendim. Bazı insanlar evlerinde değil. Görünüşe göre bir kaçış planı yapıyorlar. Köylüler kaçmaya çalışmış belli ki. Bu da kesintiyi açıktı. De elektrik kesintisini köylüler yaptı yani. Evler. O zaman. Onlar bunu planlarken kabloyu kesmişlerdi ya, görmüştük. Biri kesmiş de köylülerden biri demek. Ama en azından silah üstünlüğüne sahip. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam efendim. Bu davetiyeye göre tarlada da buluşacaklarmış göz. Şimdi tarlaya gideceğiz. 7 numaralı eve önce baktıktan sonra tabi. Köylülerin dikkatine. Herkes hemen tarlaların etrafına toplansın. Bu acil bir çağrıdır. Sen bu mesajı duyurmaya devam et. Herkesi uyandırdığımızdan emin olun. Geri kalanınız silahlarınızı alın ve beni takip edin. Şuraya bak, silah milah alıyorlar. Kaçanı öldürecekler valla. Şuna bakayım, rapor belgesiymiş. Umarım iyisinizdir efendim. Doktor ve Raymond bugünlerde şaşırtıcı bir şekilde sessizler. Bir şey deneyeceklerinden şüpheliyim. Başka bir konu daha var. Kelly erkekmiş. Samimiyetime güvenen Kelly doğrudan bana itiraf etti. Bu günahkarı size havale ediyorum ve yeni emirlerinizi bekliyor olacağım. Norman, 6 numaralı evin sahibi. Buradan üste çıkamıyoruz. Tamam. Burada bir kol varmış. Buradan bak, kestirme yol yaptık. Güzel. Keşke yani şu baştan yol olsaydı, direkt oradan geçseydik aşağıdan gitmek yerine. Evet, artık 7 numaralı şu eve de girebileceğiz eli şükür. Hadi bismillah. Tak bakayım klipsi. Tak anahtarı. Güzel. Selamın hello. Bakalım bu evde ne varmış bu kadar. Kilitli olacak kadar. Anahtarı almak için nerelere gittik ya? Bir bokta yok anasını satayım evde. İki tane yine not çıktı. Doktordan not. Sevgili Daniel, endişeliyim çünkü kardeşim, yarın beni... Buraya gelmeyi başarmışsın. Kardeşiniz buraya gelmiş bizden önce. Yarın beni 7/24 izleyen güvenli etkisiz hale getirmem gerekiyor. Ayrıca babanla görüldüğümde dikkat çekiyor. Bu yüzden yedek anahtarları sana bırakıyorum. İhtiyacın olacağını sanmıyorum. Çünkü sizinle orada buluşmaya çalışacağım. Ama bilirsin, her ihtimale karşı işte. Doktor Selin yazmış. Daniel, burada mısın? Anahtarı buraya bırakmış ha. Çitli kapının anahtarı. Tarlaya giden yolun kapısının anahtarıymış bu da. Tamam. Oraya gideceğiz şimdi. Belli oldu hedefimiz. Şuralara bakalım bir de. Burası açılmıyor. Oğlum Daniel burada ne olsun Allah aşkına? Kapı kilitliydi zaten. Kapı kilitli olmazdı o zaman. Ne oluyor lan? Çatı katına bak. Bir not da burada. Hadi bakayım. Geride kalanlara. Yılladım. Oğullarıma ulaşmak için yani farklı frekanslardan sesleniyorum. Tam her şeyden vazgeçmişken canım oğlum Daniel'ın buraya çıka gelmesi solan hayata dair umutlarımı yeniden alevlendirdi. Onu tekrar görmek, büyük oğlum Jim'in hayatta olduğunu bilmek bana ihtiyacım olan her şeyi verdi. Planımızı yaptık. Şafak vakti bu yerden kaçmaya çalışacağız. Bu duvarları bizi enfekte hayvanlardan korumak için değil, bizi tutsak etmek için inşa ettiler. Bu nedenle burada baskı ve kederle mücadele etmek yerine dışarıda yaşam mücadelesi vermeyi seçiyoruz.
Buradan çıktığımızda yapacağımız ilk şey Jim'i bulmak olacak. Üçümüzün önündeki o güzel dünya. Evet, kapının anahtarını bulmuşuz. Evet, tarlaya gidiyoruz artık. Hadi bakalım, yavaştan. Wolf. Tarlada burası ha. Vay be. Tarlaya bak sen. Ne güzel gözüküyor ışıklar. Bu insanların nereye gittiğini öğrenmem şart. Harbiden öyle. Vay arkadaş. Acaba çiçekler burada mı lan? Aa, olabilir. Harbiden burada. Ha. Söz konusu çilekler bunlar olmalı. Çilekmiş. Ha, çilek var burada. Ulaşmayı deneyebilir. Şu taşı alıp şöyle kıracağım. Lan kıramadık lan. Heh, kırdım. Burada içinde bir şey var. Ne bu bakayım? Zehir mi? Zehir mi? Aa, zehir bulduk lan. Çilekler doktor için ayrılmıştı. Ciddi anlamda. Ondan öylesiye nefret ediyorlar. Çileklere zehir katmışlar. Vay anasını satayım. Tarlaya bak. Burada da bir ağır var galiba. Hah, ara sahne girdi yine. Bakalım ne olacak. Aa, koyun mu la o? Hayvan öldürmekten nefret ediyorum. Kuzuya bak. Ana, silahımız varmış, şimdi çıkardı bizim adamda silah. Ulan şu silahı başta çıkarsana be. Gel buraya. Biz de kullanak, yararlanak. Anasını satayım. Bir şunun tatlılığına bak, ama bu virüsten virüs bulaşmamış buna. Bu hissi özlemişim. Çok ilginç. Tamam, bu kadar yeter. Hadi uza bakayım. Ah tanrım. Cevaplara ihtiyacım var. Vay arkadaş. Bunlara, bu hayvanlara virüs bulaşmamış. Enteresan. Hala virüs bulaşmayan hayvanlar olması mucize. İnanılır gibi değil. Oo, burada arkadaşları da var. Daha çoğu var. Koyun kuzu sürüsü. Anasını satayım. Vay be. Helal, iyi hayatta kalmışlar vallahi, buraya tıkmışlar bunları. Unutmuşlar mı? Ne yapmışlar anasını satayım. Şöyle bir gidelim, biraz hızlanalım bakalım. Evet, bu eve bak. Biraz daha farklı yapılmış bu ev. Buradan başka ne, acaba sonra nereye gideceğiz diye merak ediyor insan. Selamın ello, kapı açık kalmış ama. Anthony. Aa, Doktor Selim buraya gelmiş. Bunu sormaktan nefret ediyorum ama benim için domatesleri dilimler misin? Evet. Onun evi miymiş burası da? Domatesleri kendim bile dilimleyemiyorum. Çünkü siz manyaklar intihar edeceğimden korkuyorsunuz ve lanet bıçağı bana vermiyorsunuz. Bu cümle kulağa nasıl geliyor Anthony? Neler böyle hanımefendi, biliyorsunuz. Demek sonunda bunun saçma olduğunu kabul ettin. Ya silahlarınızdan birini çalarsam ve kendimi vurmaya kalkarsam ne yapacaksınız? Beni önce mi vuracaksınız? Komiksiniz doktor. Keşke arkadaş olabilseydim. Ama her zaman söylediğiniz gibi. Benden nefret ediyorsunuz, biliyorum. Evet, nefret ediyorum. Hem de hepinizden. Nefret ediyormuş lan. Vay arkadaş. Bu ev daha güzel ama diğer evlere göre. Aha, burada bir şey var. Babam tarafından yazılmış yanık not. Aa, not yakılmaya çalışmış ama tam yanmamış. Sevgili Selin, umarım iyisindir. Son zamanlarda gözlerini üzerimizde hissediyorum. Bir uyarı verirlerse veya yeni bir kural ilan ederlerse hiç şaşırma. Bu ihtimali göz önünde bulundurarak iletişimimizi sürdürmek ve kaçışımızı planlamaya devam edebilmek için kuyunun yanına küçük bir çukur kazdım ve üstüne bir kayayla kapattım. İletişim için burayı kullanmamız en iyisi olur. Raymond. Vay be, babamız yazmış ha. Hemen önce görmüştüm. Bir baksam iyi olur. Allah Allah. Burası açılmıyor. Burada kilitli. Şuraya yukarıya bakalım bir de. Selamın ello. Vay arkadaş, neler var ya. Aha, bir şey atılmış çöpe.
Direktörden mektup serin. Nasıl başlasam bilmiyorum. Her şeyden önce hala tanıdığın kişiyim. Her zaman öyleydim ve bu benimle ilgili değil. Her şey seninle ilgili. House Village'daki herkes gibi biz de gelip geçeceğiz. Kalan günlerimi sayıyorum. Gidişimi göreceksin. Direktör unvanı bir istisna değil. Fakat sen öylesin. Lütfen eldeki koşulları kabul et. Köylüler de iyi geçinmeye başla ve herkesin ihtiyaç duyduğu geleceğin lideri ol. Not. Çileği ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Lütfen tadını çıkar. Çileği de zehirlemişlerdi ama. Kart bulduk. Nerenin kartı acaba bu? Dur bakalım. Burada bir tane oda var bir de. Selamın ello. Diyeceğim ama. Burada bir şey yok gibi çektim. Şurada bir şey varmış. Ne bu? Depo anahtarı bulduk. Bunun deposu var bir de demek ki. Depo anahtarı bulduğumuza göre. Şöyle bakalım. Burada da bir yer varmış. Burası açılmıyor. Buranın o zaman. Evet. Burası depom yeri. Bismillah. Depoya giriyoruz. Hadi bakalım. Kamera var lan şurada. Devam ki. Bu nasıl bir depo lan? Depoya bak. Kaç katlı depo? Wow. Acayip bir yere gidiyoruz gibi. Hayırlısı. Bu kartı burada kullanacağız. Güzel. Bunu da açtık bakalım. Ne olacak? Güzel yapılmış burası ha. Vay canına. Şöyle gidelim bakalım. Selamın ello. Nerelere geldik lan? Bilim. Laboratuvara geldik galiba. Öyle görünüyor. Burada da laboratuvar çalışmalarını mı yapmışlar? Selamın ello. Harbiden laboratuvara geldik ha. Ne diyor? Bu ne la böyle? Bir tane grafik çizmişler falan. İnsanların yaşı. Bak 57'de şey ediyorlardı, intihar ediyorlardı. Ölmelerini istiyorlardı. Virüs hakkında bilinen gerçekler. Kuduzun mutasyona uğramış ölümcül bir varyantı güneşe ve oksijene dayanıklı. Eksi %99.99 insanlara ölümcül hayvanlarla daha az ölüm oranı. Sıvı tüketimi artı enfekte hayvanların ısırması ile insanlığa bulaştı. İnsanlık önlem alamadı çünkü kuluçka dönemi aylarca sürüyor ve virüs saklanıyor. Sonrasında ise bir insanı günler içinde öldürüyor. Vay anam, virüs saklanıyormuş bir de. Bu köydeki ve dünyadaki tüm insanlar eğer varsa bağışıklıdır. Hayatta kalmanın tek yolu bu. Ameliyat ile insandaki bağışıklığın hayvana aktarılması mümkündür. Bu durumda birey ölür ve iyileşen hayvanın beyni hasarlı kalır. Ama bu bizim onlardan yararlanmamıza engel değildir. İyileşmiş hayvanlarda bağışıklık yeni nesillere geçemezmiş. Ekosistemi çalışır durumda tutmak için insan kurbanları gerekliymiş. Vay be. Burada bir kaset bulduk. Takalım kasete, bakalım ne çıkacak. Bakalım ne diyecek bize. İzleyelim bakalım. Doktor Selim buymuş. 14 Ağustos 2039. Bugün önemli bir gelişme yaşandı. Bir farenin iyileşme süresi %17.4 azalarak 46 saatten 38 saate düştü. O zaman bu iyi bir şey. Bu iyileştirmenin arkasındaki yöntem... Azaltmışlar süreyi en azından. Yapamayacağım. Bunu yapamayacağım. 57 yaşına mı gelmiş bunu tam da yapmış? 57 yaşında olmanın bu kadar zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Tüm köy halkı benden nefret ediyor. Haklılar da. Sen de onlardan nefret ediyordun. Onlar 57 yaşına geldiklerinde ölecekleri korkusuyla yaşarken ben istisnai bir şekilde hayattayım. Bu istisnai şekilde hayatta kalmış. Baktıklarını bir görseniz. İnanın haksızlık bana, diye isyan etmişlerdir o zaman. Son vermek istiyorum. Bunu gerçekten yaparım. O bakışlarla yaşamaktan çok daha. Bu da burada mı intihar etmiş ki? Ondan eminim. Ama yapamıyorum. Bu yasak. 7/24 izlemişler burada kameralarla. Yakınlığımızı anladıklarında benim Raymond'la konuşmamı yasakladılar. Babamız yani. Şimdi işbirliği yapmazsam Ray'e zarar vermekle tehdit ediyorlar. Vay tek arkadaş, nasıl tehdit etmişler ya. Ne oluyor lan?
Kim geldi? Her şey yolunda mı doktor? Anthony, güvenlik. Ben banyodayken yaramazlık yapmıyordunuz değil mi? Bir de yanına adam da mı koymuşlar? Saçma sapan konuşarak zamanımı harcaman dışında her şey yolunda. Tamam. O halde çenemi kapatayım ben. İyi edersin. Vay be. Öyle bitirmiş kayda. Diyecektim. Ne oldu lan? Tamam, başka bir şey yok herhalde. Buralarda bir şeyler var mı? Bir ses geliyor lan. Oğlum burada içeride hayvan mı var yoksa? Bu neymiş? Geleceği hakkında bir not. Korkarım ki insanın devamı için yaptığımız bunca şey eninde sonunda boşa gidecek. Teknik olarak köye yeni nesil sakinler doğuracak yeterli genç kadın yok. Ama asıl önemli olan kaynak bakımından hiçbir problemimiz yok. Hatta son 2 yılda olası felaketler için yemek depolamayı bile başardık. Bu da bazı endişelerimizi yatıştırıyor. Yine de direktör bunu bir sır olarak saklıyor. İşlerin yürümesi ve isyanların önlenmesi için onların kendilerini feda etmeyi devam etmeleri ve daha fazla çalışmaları gerektiğini düşünmeleri gerekiyor. Anlıyorum ama gelecekte bunu dayatacak kişi ben olamam. Hatta bunun bir parçası bile olamam. Bazen her şeye çok takılıyorum ve geleceğimiz karanlıkmış gibi geliyor. Durumlar değişse de değişmese de köyün çok uzun süre ayakta kalabileceğini düşünmüyorum. İnsanlığın iyiliği için durumu daha iyi olan başka toplulukların da olduğunu ümit ediyorum. Doktor Selin yazmış bunu da. Vay be. Burası açılıyor mu hocam? Oğlum burada hayvan var gibi bir ses geliyor. Şöyle burada ne varmış bakalım bir. Bu ne lan böyle? Tedavi bunca zaman bizim içimizde miydi? Selin bulmuş bunu. Ama bunu çoğaltacak zaman ya da teknolojiye sahip değildi. Belli ki sahipmiş yaptığına yani göre. Yani hayvanların etinden sütünden faydalanmak isteniyorsa fedakarlıklar gelmeye devam etmeliydi. Her şeye rağmen çok fazla kayıp. Bakayım. Ne biçim şey la böyle. Vay be. Ama iyi tasarlanmış. Başarılı. Burası aralık kalmış. Ne var bakayım burada? Aha ara sahne girdi bismillah. Aha biri ölmüş lan. Aa o başındaki adam. Duran güvenlik. Çok kötü gözüküyor. Selin'in başında duran güvenlik bu. Anthony. Baskı yapmaya devam et. Bu kim tarafından vurulmuş ki? Allah Allah. Bana diğerlerinin nerede olduğunu söyle. Konuşamıyor ki. Orada mı? Laboratuvarda yetkisi olmayan bir kişi tespit. Hay ben böyle işim ya. Yaptıkları sisteme bak. Kaçmaya çalışmasınlar diye mi yapmışlar? Ne yapmışlar bunu? Allah'ım ya sisteme bak ya. Burada aralık kalmış. Patlayacak oğlum burası. Hızlı olmamız lazım. Kaçmamız lazım. Ananın nikahı. Ayda. Koskoca köyde kimse görmedik. Burada herkes ölmüş anasını satayım. Köpek bile ölmüş. Aa kardeşimiz de ölmüş lan. Allah kahretsin ya. Yetişemedik ya. Ölmüş bile ya. Hangi ara öldün sen ya? Arkadaş herkes kaçarken ölmüş ya. Nasıl öldü bunlar böyle? Oğlum şu bu şeye binip kayıya gidelim ya. Patlayacak burası hala mal gibi duruyoruz. Biz de mi ölmek istiyoruz ya? 7, 6, oğlum patlayacak 5, bizim adam kaçmayın. 4, Allah. 3, 2, hay salak 5. ya. Ben de öleyim daha iyi olsun diyor. Kardeşim ölmüş artık ben niye yaşayayım diyor resmen. Evet patlayalım. Yalnız patlama şeyi efekti aynı GTA San Andreas havası olmuş. Vallahi ona benzemiş patlama efekti. Yani daha iyi olabilirmiş patlama efekti. Çok şey biraz yapmacık gibi kalmış ama fena değil yani tek başına yapan biri için normaldir diyoruz. Ama
Yani tam böyle GTA San Andreas patlama efekti olmuş bu. Yani bana onu hatırlattı şu an. Daha iyi patlama yapılabilirmiş tabi. Geliştirmesi lazım yapımcının kendisini işte. Zaten ilk oyunuymuş bu çıkardı. O yüzden normal. İlk oyundan yine bayağı yine başarılı sayılır. Özellikle zaten hikayesi gerçekten güzel olmuş. Ve Türkçe dublaj ayrı bir hava katıyor. Ne oldu şimdi? Biz de mi öldük? Allah kahretsin ya. Artık yaşayan kimse kalmadan sızatayım dünyada. Sonu kötü bitti ya la. Nasıl ölmüşler? Kaçarken. Kayaya binip gideceklermiş göğesi ama yetişememişler. Lan köpeğe de yazık, aralarında karambole gitmiş ha. Telsiz düşmüş hocam. Basamıyoruz. Raymond konuşuyor. Aha. Aha, babamız yaşıyor mu? Varsa, oğlum Daniel. Ana, yaşıyor babamız hala. Arkadaşlarımı kaybettim. Çatışmada her şeyimi kaybettim. Bunlar çatışmada mıydı? Şimdi bize sesleniyor. Büyük oğlum Jim'e sesleniyor. Bunu duyuyorsa sana ihtiyacım var oğlum. De bizim adam çocuk da öldü bile ya. İntihar etti bile bile. James, eğer oradaysan lütfen cevap ver. Lütfen. Öldü bile oğlum. Tek başınasın artık vallahi babacık, kusura bakma. Bizim oğlan intihar etti. Vay be, bitti. Sonu acıklı bitti vallahi. Sonunda biz de intihar ettik. Kardeşimizin öldüğünü görünce. Babamız ama yaşıyormuş. Bunu daha önce öğrenseydik eğer, intihar etmeden önce, belki o zaman kaçardık kayıkla, bir şey yapardık herhalde. Öyle kendimizi feda etmezdik büyük ihtimalle. Her neyse arkadaşlar, evet, bu oyunda böyleymiş demek ki. Kısaydı oyun, biraz daha uzun yapılsaydı bence daha iyi olabilirdi ama yani kısa olması üzücü, çabuk bitti yani oyun ne yazık ki, ama hikayesi 10 numara 5 yıldız olmuş, bunu söyleyebiliriz abi. Ama tabii işte o patlama efekti geliştirilebilir mesela. Sonra işte bazı kayalar böyle tam geç yükleniyordu oyunda, geç yüklemeler var, bunu belki güncellemelerle düzeltebilir bilmiyorum ama daha iyi olabilir yani onlar. Öyle bir sıkıntıları var oyunun şu an. Onun dışında yani her şey güzel gözüküyor. Zaten yürüme simülatörü tarzında bir oyun yapılmış burada. Ama tabii oyunda böyle bir aksiyon falan da olsaydı daha güzel olabilirdi. Bu böyle bir hikayeli bir oyunda bir aksiyon da olmalı bence. Onun dışında 10 numara 5 yıldız yani. Başka denecek bir söz yok zaten. En sevdiğim hikaye türlerinden bir tanesi zaten bu virüslü hikayeler zaten. Daha çok zaten benim de sevdiğim şey bunlar. Her neyse, zaten o yönden ilgi çekiyor yani, bir merak uyandırıyor oyun zaten. Daha heyecanlı olabilirmiş. Daha bir ne bileyim gerilim yaratılabilirmiş. Sonra akşam oluyor gibi oldu ama akşam olmadı tam. Hava kararmadı. Böyle bir gece vakti de oynamaya devam etseydik daha güzel olabilirdi. Onun dışında fena değil işte. Ama hikayesi ne söz yok. Hikayesi bak, hikaye bakımından iyi yapılmış, iyi tasarlanmış. Zaten tek başına yapan bir yapımcıya göre de gayet başarılı bir iş bence diyebilirim ben buradan buna. Ve ilk oyunu olmasına rağmen, yani ilk oyunuyla güzel bir başlangıç yapmış. İleriki inşallah devam oyunlarında daha da iyisini yapacağına inanıyorum ben. Umarım daha da iyisini görürüz ileride, ileriki zamanlarda diyorum. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz, düşünceleriniz ne der, yorumlarınızı açıklamalar kısmında bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Lütfen durun beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın, bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.